Uzun zamandır kafamı kurcalayan, Twitter üzerinden birkaç kez sesli düşündüğüm bir konuyu bugün sizlerle paylaşmak istedim. Evet, başlıktan da anladığınız üzere kabaca soru şu: topa sahip olma oyunu günümüz futbolunda artık etkisini kaybetti. Bu konuda siz takipçilerimizin fikirlerini gerçekten merak ediyorum. En azından çoğunluğun bu konudaki yönelimi nedir bilmek isterim. Eskiden yanda çıkan kartlara anket koyabiliyorduk ki, eski takipçiler bilir, biz bu anket kartlarından hastalıklı futbol olarak sıklıkla faydalanırdık. Ama nedenini bilmediğimiz bir şekilde YouTube bu özelliği kaldırdı. Ben de konuyla ilgili bir anketi Instagram sayfamızda düzenledim. Dilerseniz oradan oy kullanabilirsiniz. Oy kullanmaya gitmişken sayfayı da takibe alırsınız diye düşünüyorum. Gerçekten sizlere bir şeyler katabilecek güzel futbol bilgilerini gözü hoş gelen tasarımlarla paylaşıyoruz. Şimdi konuya bodoslama girmek, kitabı ortasından okumaya başlamak gerekirse, bu konu benim nezdimde 2016'dan beri giderek güçlenen bir fikir pırıltısı. Başlarda acaba mı diyerek sorgulamaya başladığım bu konudan artık kesine yakın bir görüşe sahibim. Yaşım itibariyle gençliğime denk gelen 2008-2012 arası Barcelona'nın uzay futbolundan fazlasıyla etkilenmiş ve feyz almış biri olarak, Cruyff felsefesine ve Pep Guardiola mentalitesine hayran biri olarak üzülerek dile getirmeliyim ki topa sahip olma oyunları modern futbolda tüm etkisini ve cazibesini kaybetmiş durumda. Soru yok mu arkadaşlar? Birazdan bunu sayılarla ve istatistiki verilerle gözler önüne sermeye çalışacağım ama öncelikle şu tarafına bakalım. Bu oyun kusursuz oynandığında gerçekten göze hoş gelen, teknik yetenekle birleşen zeka gücünün fiziksel güce üstün geldiğini büyük bir keyifle ortaya çıkaran son derece komplike bir oyun. Ama şöyle bir kötü tarafı var ki bu son derece pahalı bir oyun. Bildiğiniz üzere temelde birbirlerinden kalın bir çizgiyle ayrılan iki tip oyun mevcut. Topa sahip olunarak oynanan pas oyunları, topu rakibe bırakıp hızlı hücumlarla kaleye gidilen koşu oyunları. Tabii ki her iki oyun tipinin de birçok alt kategorisi var ama temel farkı oluşturan unsur, mentaliteyi belirleyen şey bu. Fiziksel kalitesi yüksek bir koşu takımı mı yoksa teknik kalitesi yüksek bir pas takımı mı olacaksınız? Ve demin söylediğim üzere geçerliliğini olmasa bile efektifliğini yitirdiğini düşündüğüm pas oyunu çok pahalı bir oyun. Hem maddi hem de manevi olarak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu oyun her şeyden evvel teknik yetenek talep ediyor. Ve dünyada az olan her şey gibi yetenek de pahalı. Oyun kurabilen stoperler, pasör orta sahalar, oyun aklı yüksek kanat oyuncuları, sadece gol atması yeterli olmayan gelip pas oyununa katılabilecek santraforlar ve hatta son yıllarda artan bir trendle ortaya çıkan ayağı düzgün kaleciler. Bu saydıklarım dünyanın en pahalı şeyleri. Düşünün ki kalecisinden bile yetenek talep eden, o kadar yeteneğe muhtaç bir oyun bu. Ve diyelim ki para sizin için problem değil. Mesela City grubun yatırımcıları gibi baba bir finansörünüz var ve stoperinden sol bekine kadar ideal kadroyu kurdunuz. Hala çok pahalı bir oyun bu. Hayır, maddi anlamda değil, oyunsal anlamda. Bugün teknolojinin bize sunduğu imkanlar doğrultusunda bazı şeyleri çok daha iyi algılayabiliyoruz. Isı haritaları, pas bağlantıları, gol beklentisi. Problem çözme yeteneği olan bir yapay zekaya bugüne kadar oynanmış binlerce futbol müsabakasının verilerini yükleyip futbolun oyun kuralları dahilinde topa en fazla nasıl sahip olurum gibi bir önerme sunsanız, bu süper bilgisayar yapacağı analitik hesaplamaların ardından size sunacağı tespitin ilk maddesi büyük ihtimalle oyuncuların sahada birbirine mümkün olduğunca yakın durması olacaktır. Çünkü bildiğiniz üzere pasın mesafesi arttıkça başarı oranı düşer. Bunu bilmek için süper bilgisayar olmaya gerek yok. Oyuncuların birbirine mümkün olduğunca yakın durması dedik. Bu sadece iki stoperinizin ya da birkaç orta sahanızın birbirine yakınlaşması değil. Takım halinde stoperinizden santraforunuza kadar aradaki mesafenin 50-55 metre üstüne çıkmaması anlamı taşır. Bir futbol sahasının ortalama olarak 50'ye 100 metre olduğunu biliyoruz. Demek ki top biz deyken stoperlerimizin ayakları orta saha çizgisine basacak. Topa sahip olma takımlarının stoperlerinin ayakları çizgiye basıyor mu? Basıyor. Hatta bazen 10 kişi halinde rakip sahaya yerleşiyorlar. İşte bu oyunun manevi pahalılığı tam olarak bu noktada devreye giriyor. Topa sahipsiniz, oyunu domine ediyorsunuz ancak henüz bir gol sekansında değilsiniz ve bu noktada bile gol yemeye son derece teşne bir oyun dizilimindesiniz. Tek bir pas hatası, tek bir zamanlama hatası, tek bir
bir yanlış tercih, tek bir yanlış adam markajı. Niceliği tek olan bu olguların nitelikleri hep aynı senaryoyla bitiyor. Kalenizde vereceğiniz net bir gol fırsatı. İşte manevi anlamda da bu yüzden pahalı. Sen çalış, çabala, %75-80 oranında topa sahip ol ve tek bir hata gol yemek için yeterli olsun. Bu bence pahalıdan da öte bayağı kazık. Hemen aklınıza geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Manchester City-Lyon maçı gelsin. Evet, bu oyun hatasız şekilde oynansaydı kağıt üzerindeki en efektif futbol oynama biçimi bu olabilirdi. Ancak futbol robotlarla değil insanlarla oynanıyor ve insanlar hata yaparlar. Diğer taraftan fiziksel kalite tekniğe nazaran çok daha ucuz. Hem oyuncu hem de oyun olarak. Diğer takım topa hükmedeceğim diye kalecisinden santraforuna kadar kadrosunda ayağı düzgün topçular barındırırken siz mücadele gücü yüksek, fiziksel dayanıklılığı üst düzey futbolcularla iş görebiliyorsunuz. Diğer takım 90 dakika boyunca büyük bir konsantrasyonla top çevirip pas opsiyonları yaratmaya çalışırken siz derinde kalıp birlikte hareket ederek pas kanallarını tıkayıp onların hata yapmasını bekleyerek çok daha az bir mental eforla onların üstesinden gelebiliyorsunuz. İki oyun arasında bir fiyat performans analizi yaparsak fiziksel oyunların çok daha efektif olduğu ortada. Şimdi nedir yani? Herkes topu birbirine bıraksın, arkaya yaslansın, sadece kontra atakla gol arasın ve seyir zevki inanılmaz düşük maçlar mı izleyelim diyorsun. Futbola son derece kafa yoran biri olarak tabii ki bunu demiyorum. Yeni bir şey var diyorum. İzlediğimiz, gördüğümüz ama henüz adı konmamış, farkında olmadığımız bir şey. Herkes tutturmuş bir Gegenpress. Almanca dışında hiçbir dilde tam bir karşılığı olmayan bu üstü kapalı söylemin konuyu büyük ölçüde saptırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla lütfen şimdilik Gegenpress diye bir şeyin varlığını unutalım ve kendimize şunu soralım. Topa nasıl sahip olabiliriz? Birinci ve geleneksel olan yolu zaten az önce konuştuk. Pas oyunu oynayarak, birbirimize yakın pozisyon alarak vesaire. Ama bir yolu daha var. Siz düşüne durun, ben de size birkaç istatistiki veri sunup ufkunuzu açmaya çalışayım. 2019-2020 sezonunda %62.6 ile Premier Lig'de en çok topa sahip olan takım Manchester City. Tahmin edebileceğiniz üzere o sezon ligde en az top kaybı yapan takım da yine Manchester City. Herhangi bir anormallik yok. En çok topa sahipler ve en az top kaybı yapmışlar. Liverpool ise %59.6 ile o sezon ligde en çok topa sahip olan ikinci takım. Fakat gel gör ki aynı Liverpool hiç kendi kalibresinde olmayan Southampton, Brighton ve Crystal Palace'ın ardından ligde en çok top kaybeden dördüncü takım. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Bu kadar çok topa sahip oluyorsa nasıl bu kadar top kaptırır? Bu kadar çok top kaptırıyorsa nasıl o kadar topa sahip olabilir? Liverpool'la ilgili istatistiği bilinçli olarak bu sezondan vermedim ama bu sezondaki tabloda geçmiş yıllara çok benzer. Liverpool bu sezon itibariyle topa en çok sahip olan takım ve Premier Lig'de en çok top kaybedenler de yine 4. sırada. Çünkü eminim son 3 yılda bir Premier Lig şampiyonluğu bir de ikinciliği, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bir de ikinciliği gibi dereceler elde edilen bu takım için içinde bulundukları vaziyetten ötürü yorumlarda nahoş benzetmeler yapanlar mutlaka çıkacak ama unutmamak gerekir ki Liverpool'un bu sene Joy Gomez'den Van Dijk'e, Diego Jota'dan Jordan Henderson'a, Fabinho'dan Salah'a kadar oyun planını direkt etkileyecek birçok oyuncusu çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Neyse, ben şimdi size ligimizden de bir örnek vereyim de birazcık daha şaşıralım. Bu sezon ligimizde topa en çok sahip olan takım %57.7'lik ortalamasıyla Alanyaspor'un ardından Beşiktaş ve aynı Beşiktaş toplam 560 top kaybıyla açık ara bir şekilde ligde en çok top kaybeden takım. 2. sırada Rizespor, 3. sırada Göztepe, 4. sırada Hatayspor ve 5. sırada Ankaragücü var. Ve Beşiktaş hariç bu 4 takımın hepsinin topa sahip olma yüzdesi %50'nin altında. Evet, soruya geri dönelim. Pas oyunu oynamadan topa nasıl sahip olunabilir? Soruyu kolaylaştırayım. Topun kıymetini bilmeden topa nasıl sahip olabiliriz? Birçoğunuz bunun cevabını çoktan verdi, elbette topu geri kazanarak. Yıllarca şunu düşündük. Top kıymetli, topu geri kazanmak zor, çok efor gerektiriyor. Dolayısıyla topun kıymetini bilmeliyiz. Peki ya topu geri kazanmak o kadar zor olmasaydı yine de kıymetli olur muydu? Hayatta da böyle değil mi dostlar? Kolay para kazanıyorsak kolay harcarız. Ama para kazanmak için çok çalışıyorsak harcarken 50 kere düşünürüz. Farklı liglerde, farklı kalitelerde iki ayrı takım olsalar da sundukları örüntü benzer. Liverpool ve Beşiktaş topu kolay kazanıyor, kolay harcıyor. Tam olarak bu sebepten ötürü bu kadar çok top kaptırmalarına rağmen bu kadar çok topa sahip olabiliyorlar. Peki bunu nasıl mümkün kılıyorlar?
Özgün'le aramızda sıkça kullandığımız bir laf vardır. Futbol orta sahada oynanır. Orta sahada kazanılır, orta sahada kaybedilir. Sahanın ortasını alan maçı alır. Günümüz futbolunda sahipsiz toplar çok önemli. Ama bir top kendiliğinden sahipsiz hale gelmez. Rakibe belli bir dirençle baskı uygulamanız lazım ki kontrolsüz bir pas ya da gelişi güzel bir vuruş yapsın. Planın ilk fazı bu. Rakibin topu sahipsiz hale getirmesini sağlamak. Buradaki amaç, altını çiziyorum, topu kapmak değil. Takım halinde bölgeye yapılan bir presle pas kanallarını kapatmak ve rakibi gelişi güzel oynamak zorunda kılmak. Bu noktada takım halinde presi başlatan motor becerisi yüksek bir Akıncı var ki geçen sezonun istatistiklerini verdiğimiz Liverpool'da bu adam Henderson. Bu sezonki Beşiktaş'ta ise Atiba Hutchinson. Tekrar ediyorum, burada bir Liverpool Beşiktaş kıyası değil benzetmesi yapıyorum. Bunlar farklı skalada takımlar, seviyeler farklı ama profil benzer ki Atiba ile Henderson benzer sıfatlarla tarif edebileceğimiz benzer profilde topçular. İkinci fazda ise bize defansif kültürü olan, birazdan neler olacağını, topun nereye düşeceği gibi olasılıkları hesaplayabilen, soğukkanlılığı ve sezinlemesi güçlü bir 6 numara lazım ve bu 6 numara tüm sahipsiz topları süpürecek. Bu Liverpool'da Fabinho, bu sezonki Beşiktaş'ta ise Joseph de Souza. Bu iki oyuncu yine farklı kalitelerde olsalar da benzer oyun karakterleri var. Baktığınız zaman hem Atiba hem Joseph, öte tarafta hem Fabinho hem Henderson oldukça düz oyuncular. Yani öyle top ayağına yakışan afilli pasör değil bunlar. Bir Xavi, bir Iniesta değil ama buna rağmen bambaşka bir metotla aynı sonuca varıyorlar. Takımın topa sahip olma devamlılığını sağlamak. Kevin De Bruyne veya David Silva bunu hiç top kaybı yapmadan sağlarken Henderson ve Fabinho gibi oyuncular sürekli sahipsiz top toplayarak yapıyorlar. Üstelik daha başta bahsettiğimiz o teknik kalite ve onun getirdiği o pahalılığa ihtiyaç duymadan. Üstelik bu yeni karma anlayışın getirdiği bir başka avantajsa sizi tek bir oyunu oynamaya mecbur tutmamak. Bu tarz fizik gücü yüksek bir takıma sahip olduğunuzda bir anda topu rakibe bırakıp koşu oyunu oynamak gibi bir opsiyonunuz var. Premier Lig'de topu bu kadar domine eden Liverpool'un efsanevi Barcelona eşleşmesini hatırlarsınız. Ya da ligimizde en çok topa sahip olan ikinci takım Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını referans gösterebiliriz. Hatta Göztepe maçının ilk yarısında %80 topa sahipken 1-0 geriye düşmüştü ve ikinci yarı topu Göztepe'ye bırakıp maçı çevirdi. Örnekler çoğaltılabilir ama temel fark şu: topa sahip olmak için topu kaybetmekten korkmamak, topun kıymetini bilme zorunluluğu hissetmemek. Kulağa çok mantıklı gelmediğini biliyorum. Bu bir nevi kulağını tersten tutmak aslında. Sağ elinle sol kulağını tut denildiğinde birçok insan bunu önden yaparken serebral korteksinde bozukluklar gözlemlenen kimseler bunu tersten yapar. Bu bir nevi beyinsel bir hastalıktır. Daha halk dilinde bir söylemle bildiğin deliliktir. Normal bir insana topa sahip ol dersen pas oyunu oynar. Sergen Yalçın ve Jürgen Klopp gibi deliler bunu topu geri kazanarak yapmayı tercih ediyorlar. Yaşı genç olanlar için şunu da söyleyeyim. 2008 yılında Xavi, Iniesta, Messi gibi çelimsiz oyuncularla Pep'in yapmaya cüret ettiği şey de bildiğin delilikti. Premier Lig'in mütevazi ekibi Leeds United'ın bu sezon topa sahip olmada 3. sırada, top kaybı yapmada ise ilk sırada olduğunu söyler. Leeds'in başında Klopp, Simeone, Pep gibi tüm teknik adamların büyük saygı duyduğu deli dahi Marcelo Bielsa olduğunu eklersem sanırım bir takım şeyler daha da netleşir. Kopernikus dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiğinde, Arşimet suyun kaldırma kuvvetini bulduğunda deli olarak yaftalanmışlardı. Ya da Tesla. Tesla zaten düpedüz deliydi. Fakat unutmamak gerekir ki dünyayı deliler kurtaracak.